çiftlerin tamamen umutları bitti. İptaller çok fazla verdik. Bu ani kapanmaların bedeli çok fazla maddi açıdan, hem salonculara hem çalışan arkadaşlarımıza, fotoğrafçımız, çiçekçimiz, kuaförlerimiz çok ciddi şekilde etkilendik. En son yasaklarda hafta sonu düğünlerimizde gece yasağı geldiği için çiftlerin davetiyeleri de dağılmıştı. Bursa dışından gelen insanlar mağduriyet yaşadı. Şu an her şey aslında bizler için çok kötü bir durumda. Şu an tabii ki biz bir yıl sonranın kayıtlarını bu aylarda yapıyoruz ki sezonu rahat geçirebilmek için. Ama önünü göremeyen çiftlerimiz çok fazla olduğu için şu an kayıdımız yok. Maalesef kötü her şey. Normal şartlarda şu dönemlerde Mart'ın 15'ine kadar bizler bir yıl sonranın tüm kayıtlarını bitirmiş olmalıydık. Pandeminin devam ettiğini gören çiftlerimiz zaten bunun önü kapalı olduğu için karar vermiyor ve gelen giden de yok. Şu an birçok salonda kapalı açıkçası. Peki ne kadar zararımız var şu an? Yani çok ciddi rakamlar var. Bir kere mekanlar büyük olduğu için bizlerde kira boyutları çok fazla yüksek. Çalışan arkadaşlarımız, sigortalarımız, her şeyimiz, giderler yüksek olduğu için artı geçen senenin bir dezavantajını tekrar yaşıyoruz. Aldığımız kapora bedellerini geri ödemek zorunda kaldık. Fakat biz mekancılar bu paraları bir sene önce topladığımız için doğal olarak bunlar ticari anlamda kullanıldı hepsi. Hala daha geçen senenin yaz ayında olan düğünlerin kapora bedellerini geri ödemeye çalışıyoruz. Kirayı şu an ödenmiyor maalesef. Biraz idare yolları, işte biter umuduyla biraz bakış açılarımız var. Ama şu an tabii ki birçok ciddi anlamda kayıp yaşayan, kapatan, satışını sunan düğün salonları var açıkçası. Bu sezonda miktar verebilir misiniz? Ne kadarlık bir kayıp yaşadınız? Yani 1 trilyon civarındadır. Bursa'da odamıza bağlı olarak genelde ilçelerle beraber 400'e 500'e yakın bir düğün salonu işletmeleri var. Tabii bu işletmelerin bir kısmı açık, bir kısmı açmıyor. Personellerini çıkardılar. Kendileri de iş seyir sahipler, işletmeleri bu şekilde çalışmaya devam etmek istiyorlar. Fakat hiçbir hareketlilik yok şu anda. İnsanlar önünü göremediği için bizim gelen müşterilerimiz de bizlere soruyorlar. Yani yaza biz düğün yapabilir miyiz, Nisan'da yapabilir miyiz, Mayıs'ta yapabilir miyiz diye. Tabii geçen yıldan, 2020 yılından 2021 yılına ertelediğimiz çok düğünlerimiz var. Yarısından fazlasını o şekilde erteledik. 200-250 düğünlerimiz gibi düğünler 2021 yılına ertelendi. Gelen müşteriler bizlere soruyorlar yapabileceğiz mi diye. Tabii biz bu konuyla alakalı hiçbir bilgi veremiyoruz. İnsanlar tereddüt halinde. Bir kısım insanlar tutmak istiyorlar, bir kısmı beklemek istiyorlar. Tutanlar ne yapacağız diye düşünüyorlar. Covid diye de bir salgın gerçeği var. Bunu da inkar etmemek gerekiyor. Şu an için işletmelerin sıkıntısı çok had safhada. Rutin giderleri devam ediyor. İnsanların çalışan personel düğün salonlarında bir kısmı sabit personelle beraber YÖMİ ile çalışan, gündelik çalışan esnaf arkadaşlarımız var, işçi arkadaşlarımız var. Onlar bizden daha zor durumdalar. Değişik yerlerde çalışmalarına rağmen hafta sonlarını, gecelerini değerlendirmek isteyen çocuklar, işletmeye gelenler vardı. Onların durumları bizden daha kötü. Müzisyenler ona keza daha kötü. Düğün salonlarını sadece bir düğün salonu olarak düşünmemek lazım. Bu sektör apayrı bir sektör. Kendisiyle beraber onlarca meslek grubunu etkileyen bir sektör. Yani şöyle saymaya kalksak onlarca bir meslek grubu var. Fotoğrafçısı, pastacısı, gelinlikçisi, müzisyen grubu, garsonları, ayakkabıcısı, kuyumcusu, mobilyacısı, halı satıcıları, böyle onlarca mesleği alt alta sayabiliriz. Bunlarla beraber bu sektörler de bir sıkıntıya girdiler. Piyasada bir hareketlenme olmadı. Yani ümidimiz bu hastalığın bir an evvel bitip de önümüzü görmemizi istiyoruz. Yani has safhada sıkıntıları var düğün salonlarının. Kaç düğün salonu var Bursa'da? Bursa'da 400'e yakın bir düğün salonu var. Kayıt altında olanlar. Kayıt dışı dediğimiz ufak merdiven altı düğün salonları da var. Ama şimdi tabii merdiven altı veya merdiven üstü. Neticede insanlar, herkes bir ekmeğinin peşinde. Herkes bir mücadelesinin peşinde. Bekliyoruz, ümit ediyoruz hastalığın bitmesini, işlerin açılmasını. Müşterilerimize de bir şey diyemiyoruz. Onlar da önünü göremiyorlar. Genç kızlarımız var, oğlanlar. İkinci, üçüncü düğünlerini ertelediler. Mart'tan Haziran'a, Haziran'dan Ağustos'a, Ağustos'tan şey. Şu an 2020'den 2021'e ertelenmiş çok düğünlerimiz var. Onlar da şu an önlerini göremiyorlar. Bekliyoruz, yani bir belirsizlik az safhada. Herkesin bir beklentisi var. Düğün salonlarının da devletten bir beklentisi var. Belediyeden herkesin bir beklentisi var ama yani her sektör etkilendiği için ne kadar yetişebilecekler, kim ne kadar ne yapabilecek? Hiç bilemiyoruz yani. Sabit olan personel giderlerimiz
Yani ben biz şahsen işletmeci, ben aynı zamanda kendim de hem oda başkanıyım hem bu müesseselerle alakalı işletmecisiyim. İşletme, aynı düğün salonu işletmesi yapıyorum. Valla ben arkadaşlara açık açık gittim. Gittiğimiz yere kadar hep beraber gideceğiz. İşçi çıkartmak yok. Yani nasıl iyi günlerde beraber kazandıysak, eğlenerek iş yaptıysak, sıkıntılı günlerde de ben arkadaşlarıma söyledim. Gidebildiğimiz yere kadar hep beraber gideceğiz. Ama gidemeyen arkadaşlarımız var mı? Var. Hatta bir kısım salonlar şu anda hiç açmamaya başladılar bile. Personellerini çıkarttılar, kısıtlamaya gittiler. Kira gelirleri, giderleri devam ediyor. Rutin emtia giderleri devam ediyor. Ne kadar bir kira ortalama? Yani Bursa'da mesela benim diyen orta segment 10 bin liradan aşağı kira yok şu anda. Bunun ucu yok. 20 bin lira, 25 bin liralara kadar giden işletmeler. Nasıl kira ödeyenler? Vallahi iyi niyet çerçevesinde yürüyor. Ben şu an size söyleyeyim. Yani iş yeri sahiplerinin işletmecilerle karşılıklı yaptıkları iyi niyetle giriyor. Kimi bir kısmı yarısını ödeyebiliyor. Kazandığı, aldığı şeyi götürüyor, veriyor, kirasından düşüyor. Geçen dönem mesela kapalı olan 3 aylık süreçte sağ olsun işletme sahipleri, benim de böyle bir kiracım var. 3 ay kiralarını almadık. Bugünleri beraber atlatacağız diye. 3 ay sildik ama bu işten sadece salondan kira gelirle geçen mal sahipleri de var. Herkes de bir olmuyor. Onlar da kiralarını istiyor. Tabii işletmeler çok zor durumda. Yani bu düğün salonları şöyle baktığınızda çok ciddi bir yatırımlar. Çok ciddi paralar harcanan, dekoruyla, reklamıyla, personeliyle çok ciddi giderleri olan müesseseler. Herkesin Allah yardımcısı olsun ama mal sahiplerinin kirada iyi niyetlerine gidiyor diyebilirim bu iş. Müzisyenler ayrı bir sektördür. Müzisyenler garsonların kategorisine koymayabiliriz. Onlar sadece müzik işi yaptıkları için onların durumları daha da kötü. Yani biz salonların tabi sabit çalışan müzisyenleri var. Onlara yarı zamanlı işlen, yarı zamanlı ücretlen bu şekilde dönmeye çalışıyorlar ama durumları çok zor. %70, %80 bütün salonların kayıpları var. Mesela geçen kapanma döneminden sonra açılma dönemini çok geç bildirdiler. Yani Temmuz ayında açılacağını Haziran'ın 20'sinde belirledi. Biliyorsunuz sizin de bildiğiniz gibi, kamuoyunun bildiği gibi düğün salonları 5-6 ay, 4 ay evvelden tutulan yerler. Bunları en azından Temmuz'un 1'inde açılacağını bize Haziran başında gibi söyleselerdi Temmuz ayında düğün salonları kaybetmeyebilirdi. İptaller olmayabilirdi. Rezervasyon çok cüzi. Yani rezervasyon olarak kırlar bir adım önde. Durum öyle gösteriyor. Yani önünü göremediği için insanlar kırlarda acaba bir nebze serbestlik şeylik geçen sene vardı. Hakikaten daha rahattı insanlar. Kimseye bir şey, işin aslına bakarsanız işletmeci olarak kimseye de bir şey diyemiyoruz. Bir salgın gerçeği de var. Düğün salonları minimum 500 kişiyle toplanan yerler. 400 kişi, 500 kişi. Yani bunları kontrol altına almak zor mu? Tabii ki zor ama bu ilk Temmuz ayında başladığı zaman ben Vali Bey'e şahsen gidip görüşmüştüm. Vali Bey'den rica etmiştim. Sayın Valim, okul bahçelerini Milli Eğitim Müdürüne söyleyelim, vermesin. Sokakları da engelleyebildiğimiz kadar engelleyelim. Biz kapalı yerlerde düğün salonu işletmeleri olarak %100 yapamasak da 70'lerde, 80'lerde biz bunu sağlarız dedik. Hakikaten de sağladık. Ateş ölçerlerini, hijyenini, çünkü çalışan elemanlarımız var. Onlar da canlarını düşünüyorlar. Onlar da salgından korunuyorlar. Kapalı yerlerde biz bunu emin olun %70'lere kadar başardık, sağladık. Ama sokaklarda, sokak düğünlerinde, şuursuzca yapılan asker uğurlamalarında, okul bahçelerinde yapılan kontrolsüz düğünlerde bu iş düğün salonlarına patladı. Kapalı yerlerin rezervasyonları sıkıntılı. Yalnız insanlarda düğün yapma arzusu var. Yani ertelenen düğünlerini bir daha da ertelemek istemiyorlar. Fakat soru işaretleri de var. Olacak mı, olmayacak mı? Şimdi bir rivayete göre Nisan'dan sonra serbestleşeceği söyleniyor. Mart'tan sonra biraz daha iyi olacağı söyleniyor. İnşallah da olur. Sağlık Bakanı'ndan aldığımız şeylere göre Nisan'da biraz daha rahat ortam olacak dediler. Yani kapalı yerlerde şu an rezervasyonlar hiç yok denebilecek kadar az. Düğün salonları sektörünü bildiğiniz gibi sözleşme yapılır. 5-6 ay sonra düğün günü kesilir. Bununla da birlikte %20, %25 gibi salonlardan, kiracılardan kapar alınır. Biz geçen sene kendi işletmemizde 200'e yakın aldığımız kaparı iade ettik. Zaten yapmadığınız hizmetin parasını da alamazsınız diye bir şey de var hukukta. Tüketicilere şikayet edenler oldu, hiç gerek yokken şikayet edenler oldu. Yani biz düğün salonlarının işletmecileri aldıkları kapaları büyük ihtimalle hepsini iade ettiler. Veremeyecek durumda olanlar da bir ödeme takvimi yaptılar.
O şekilde ödemeye devam edenler de var. Hepsini verenler de var. Aslında bizim işimiz şu anda. Biz şu an satacağız ki Mart'ta, Nisan'a, Haziran'a, zaten şimdi önümüzde Ramazan, Nisan, Mayıs, Ramazan'a gidiyor. Bizim şu an için rezervasyon satmamız gerekiyor. Haziran'a, Temmuz'a, Ağustos'a. Şu an takvimler boş ama. Şu an takvimler boş diyebilirim, evet.